tamamen yoksulluktan gelmiyor bu. İnsanın hayatta beklediği ile yaşadığı arasındaki uçurumdan da geliyor, bir hayal kırıklığından. Yani daha iyi bir hayat beklerken yoksullaşmak çok ağır geliyor insanlara. Hayatı boyunca yoksul olan insan için biraz daha baş edilebilir bir şey. Aynı zorluk, daha büyük zorluklar bile, alıştığı şeyler. Bir anda yoksulluğa düşmek ya da yavaş yavaş da olsa yoksullaşmak, daha yoksullaşmak çok zor. Ve toplumsal olarak siz yoksullaşırken başkalarının zenginleştiğini her gün izlemek, etrafınızda görmek, onlarla devamlı aynı şehri paylaşmak, aynı ülkeyi paylaşmak çok yıpratıcı bir şey insan psikolojisi için. İnsanlar eşitsizliği yaşadıklarını fark ettiklerinde bu sağlıkları üzerine o kadar kötü bir etki yapıyor ki beslenmeden bile daha çok etki ettiği düşünüyor mesela bu eşitsizliğin insan psikolojisi üzerindeki, insan sağlığı üzerindeki etkisi. Ve son olarak bir şey daha söyleyeyim. Yoksulluk sosyal yalnızlaşmayla gelmek zorunda değil. Geleneksel toplumlarda bu böyle değildi ama günümüz toplumunda aynı zamanda da sosyal yalnızlaşmayla geliyor. İşsizlik demek evde oturmak demek, dışarı çıkamamak demek. İnsanlar arasında kendini ezik hissetmek, arkadaşlarıyla ve çevresiyle daha fazla görüşememek, belki aşağılanmak, özellikle erkekler için işsiz olduğunda, bütün bunlar bir arada geldiğinde sosyal izolasyonun da ömrü en çok kısaltan şeylerden biri olduğunu biliyoruz. Bir insanın ne kadar çevresi geniş olursa, yakın arkadaşlık, geniş çevre, merhaba dediğiniz insan sayısı ömrü o kadar uzuyor. Ve bu spor yapmak ve sağlıklı beslenmekten bile daha önemli bir şey uzun ömür için. Ve bütün bunları insanlardan alıyoruz. Haysiyetini alıyoruz işsizlikle, yoksullukla ve bütün bunlar bir anda intihar olarak çıkmasa da karşımıza kısalan yaşamlar yavaş yavaş hızlanan ölümlerle karşımıza çıkıyor.